Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde sabah namazı öncesi ve sonrasında 90 bin camide Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi. Adıyaman Merkez Ulu Camii'nde il müftüsü Mehmet Taştan ve müftülük görevlileri tarafından sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kılınan sabah namazı sonrası ise Kur'an-ı Kerim'e saldırı lanetlendi. Cami çıkışında ise sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi parti temsilcileri ve cami cemaati tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan basın açıklamasında Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterildi. İl müftüsü Mehmet Taştan Osmanlı tokadının her zaman hazır olduğunu vurguladı. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Kur'an-ı Kerim konusunda Batı'nın bir sapıklığı olduğunu belirtti. Hoşgörü ve merhamet dinidir ve Kur'an alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yıkılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüzyıllar önce de savaştık, şimdi de savaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız dün itibariyle bir karar almak suretiyle Türkiye genelindeki 90 bin camide bu durumun dua ile Müslümanların bir araya gelerek kınamalarını bütün müftülüklere gönderdikleri tamimle istediler. Biz de bugün cemaatimizle birlikte, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir araya geldik. Sabah namazımızı kıldık. Düşmanlarımıza dahi islahı mümkünse islahları için dua ettik. Biz kırıcı değiliz. Müslüman olarak medeniyiz. Onlar medeni görünüyorlar ama biz Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun gerçekten medeniyiz. Çünkü biz kırmaya, dökmeye, vurmaya gelmedik. Biz dünyayı imar etmeye geldik. Bu yüzden onlara buradan nasihatımız şudur ki akıllı olsunlar, rahat dursunlar. Hiç kimsenin değerine kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. İnanmayabilirler ama en azından değerlerimize saygıda kusur etmesinler. Aksi takdirde Osmanlı tokadı her zaman hazır beklemektedir. Nasıl ki abilerine bu tokat vurulduysa gün gelir bu tokat onlara da vurulabilir. Kur'an-ı Kerim konusunda maalesef Batı'nın bir sapkınlığı var. Yani biz kutsal kitapların hiçbirine, Müftü Hocam vaazında da değindi, Kur'an'da ne Tevrat'a, ne İncil'e, ne herhangi bir kutsala kesinlikle hakaret yoktur, yanlışlık yoktur. Ama Batı'da bu ara ara nüksediyor. Ve bir bakıyorsunuz ki haşa Kur'an-ı Kerim'e saldırmak, ona basmak, onu yakmak kadar alçakça hareketler, hakaretler yapılabiliyor. Ama hem Müslümanların bu konudaki dik duruşunu hiçbir zaman bunun karşılıksız kalmayacağını görüyorlar ve görmeye devam edecekler. Aynı zamanda Osmanlı döneminden bu yana da ondan önceki İslami bütün dönemlerde de kim kutsalımıza el uzattıysa bunların karşılığı görülmüş ve görülmeye de devam edecektir.